Herkese merhaba. Bugün 16 Eylül 2020. Günlerden çarşamba. Haftanın üçüncü manşet programıyla, manşet yayınıyla karşınızdayız. İki ana gündem var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Onun dışındaki bütün gündemler suni, yapay, bir maksada matuf gündemler. salgın ve salgının ekonomiye etkileri. Esasen tek gündem de ama iki başlıkta bu şekilde özetlenebilir. Her gün yüzlerce kaynağa bakıyorum. Önümden yüzlerce haber akıyor. Belki daha fazla da ben yüzlerce diyorum. Bütün dünya televizyonlarını takip ediyorum. Yani Japonya'dan Çin'e, ne bileyim Orta Doğu'ya, Avrupa'daki bütün kanallara, Amerika'ya, bütün kanalları, bütün yayınları takip ediyorum. Atılan tweetleri takip ediyorum. Geliştirilmiş bir aşı yok, sevgili seyirci. Geliştirilmeye yakın, üretilmeye yakın bir aşı da yok. Sadece tahminler var. Ve en iyimser tahmin de... Tahmin de bir aşı geliştirme çalışmasının 2021'in ilk çeyreğinde olabileceğini öngörüyor. Ve üretime geçmesi, dağıtılması, insanlara uygulanması ise 2001 yılına yayılıyor. Ve bu ancak o aşı konusunda anlaşma yapmış ülkelerle sınırlı. Yani o aşıyla alakalı, o aşıya yatırım yapmış, o aşıyla ilgili o aşı geliştirme çalışmasında anlaşmasını baştan yapmış ülkelerle ve vatandaşlarıyla ilgili. 600 milyon nüfuslu Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu aşının peşinde. 300 milyon küsür nüfuslu Amerika Birleşik Devletleri bu aşının peşinde. Kanada'sı, Avustralyası başta. Bunlar gelişmiş ekonomiler, büyük ekonomiler. Trump'ın çok ihtiyacı var seçim kazanmak için. Yalan söylüyor. İşte ekimde oldu, bitti. Kasım'da oldu, bitti. En kısa zamanda aşı hazır falan filan diyor. Yalan söylüyor. Yani seçim kazanmak için üfürüyor. Hayatı yalan zaten. Ama, e, fakat işte bu açıklamaya bel bağlayan insanların tutumu ve durumu da tuhaf. Aynı şekilde ekonomi gene başta e, Amerika başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülke dahil ekonomiler yan yattı. İşsizlik, hat safarı ve firmalar işte ilk 3 ay, 6 ay boyunca bir dayanma stratejileri vardı. O dayanma stratejiler de yavaş yavaş çöküyor önümüzdeki aylarda. Çok üzgünüm. Pek çok büyük global şirketin firmanın birbiri peşi sıra çöktüğünü göreceksiniz. Küçülme kararları zaten açıklandı. Maalesef durum böyle ve o firmalarda çalışan on binler, yüz binler işsiz kalacaklar ve epey bir süre iş bulamayacaklar açlık baş gösterecek. Fakirlik baş gösterecek. Ekmek bulamama baş gösterecek. Devletlerin de kasasında sınırsız kaynak yok. Bir yere kadar sübvanse edecek, karşılayacak bu kayıpları. Dünyadaki durum bu. Türkiye'ye gelindiğinde ise durum çok çok daha vahim. Gerek salgınla mücadele etme yöntemi, gerekse ekonomik kendi kriterleri itibariyle bir Almanya gibi, bir Amerika gibi büyük ekonomi değil Türkiye. Zaten deniz bitmişti. Zaten alarm veriyordu. Rezervler bitmişti. Hatırlayın, ihtiyat akçesi meselesi 2019 yazında, 2019 yaz başında çıktı. O kadar kaynaklar tükendi o kadar deniz bitti ki Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine bile tenezzül etti saray. Her şeyi varlık fonuna toplayarak saraylaştırması, damatlaştırması ayrı bir konu. Yani özelleştirilecek kurum kalmadı genişletilebilecek kredi potansiyeli yok. Artı salgından dolayı zaten devletler içine kapanmış durumda. Yani kimsenin sana kredi verecek, avans verecek hali de yok. Döviz borçları çok çok daha büyük ve TL döviz karşısında değer yitirdikçe, yitirdikçe bu kabarıyor. Maalesef. Küresel ekonomilerde büyük kriz yaşandığı için de size, sizinle kimse ilgilenmiyor veya sizin krizinizle kimse ilgilenmiyor. Genç nüfus, genç nüfus diyorsunuz, o da yaşlanıyor ve işsiz olarak yaşlanıyor. Bugün TÜİK'in resmi verileriyle her dört gençten biri işsiz. Esasen bu oran çok daha yukarıda. Esasen her dört kişiden biri işsiz. Her dört gençten biri değil. Gençlik gençlerdeki işsizlik oranı daha da artıyor. Eğitim sistemi ise tamamen çökmüş durumda. Ve özellikle Türkiye'de sağlık, salgınla ekonomiyi paralel olarak söylüyorum. Sağlık e, sektöründen gelen tükeniyoruz sesleri, tükeniyoruz çığlığı bambaşka boyutlara geldi. Artık doktorlar video çekip paylaşıyorlar şu hastam bana kötü davrandı, bu hastam bana şöyle çemkirdi, artık kaldıramıyorum diyorlar. Seyredim, onlarca video seyrettim ben. Bu yayına başlamadan önce. Görebilirsiniz, izleyebilirsiniz Twitter'da. Tükeniyoruz hashtag ile tarayın. Onlarca video çıkacak karşınıza. Sağlık sistemi çöküyor. Belki de çöktü. Aynı biçimde ekonomi paralel olarak çöküyor, belki de çöktü. Her ikisi de ilan edilmemiş bir çöküş yaşıyor. Kasım Aralık için şimdiden tsunami uyarısı yapılıyor ama Ekim'den de emin olmamak lazım. Eylül'ün 16'sı itibariyle durum bu. Seçimler yenilense ilkbahar olsa dedik. Şimdi sen böyle bir KC yazmışsın ama ne konuşuyorsun? <laughs> Seçimler yenilenirse Avrasya Araştırma sor, sormuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar oy verir misiniz? Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar oy verir misiniz? Birazdan bakacağız. Bugün seçim olsa ne olur? Ee, sorusuna da cevap verilmiş. Birazdan bakacağız. Bir de onunla da ilgili de bir gündemimiz var bugün. Yani işte seç ilk seçimde şöyle olur, Tayyip Erdoğan aday olabilir, olamaz vesaire, muhalefet buluşması filan. Eski normal Türkiye gibi işte ANAP devrildi, DYP geldi, DYP devrildi, Refah geldi, Refah devrildi, SHP CHP geldi falan filan gibi böyle bir 20-25 sene önceki dönemler böyle sanki hatırlanıyor veya sanki öyle bir dönem yaşanıyormuş gibi. Günlerdir söylüyoruz yani devletin ve bürokrasinin ve ülkenin her yerini tutmuş ve her türlü hortumu kendine bağlamış, her türlü kadrolaşmayı yapmış ve Övmemek üzere, seçimle değişmemek üzere, iktidarı kaybetmemek üzere programlanmış bir AKP rejimi, Erdoğan rejimi var. O yaşadığı sürece onu tahta tutan, onun başına bir şey gelse bile aileden biriyle o saltanatın devamını garanti etmeye çalışan. Keşke seçimler yenilense ve keşke ilkbahar olsa. Böyle özetleyebilirim. Evet, KJ'mizi. Peki bakalım e, Avrasya Araştırma'nın sonuçları ne diyor ve onunla haber turumuzu da başlatalım. Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut baş, başkana oy verir misiniz diye sormuş Avrasya Araştırma. Mavi evet oy veririm, kırmızı hayır vermem. İstanbul'da 57.9 veririm, Ankara'da oy veririm 58, İzmir'de daha yüksek 62. 8. Yani bugün seçim olsa Ekrem İmamoğlu 57.9 ile kazanıyor. Mansur Yavaş 58 ile kazanıyor. Tunç Soyer de 62.8 ile çok rahat seçimi kazanıyorlar. Onu gösteriyor bu. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarını beğeniyor musunuz? Avrasya Araştırma. İlk sırada Erzurum var. Erzurum ve İzmir var beğeniyoruz diyen 62 Erzurum'daki Mehmet Sekman İzmir'deki Tunç Soyer onu Kahramanmaraş'taki Hayrettin Güngör takip ediyor özür dilerim ilk sırada Muhittin Böcek var esasen Antalya 63.8 onu atladık. İlk sırada Antalya Muhittin Böcek var. 63.8'deki şu anda yoğun bakımda koronavirüs COVID-19 tedavisi görüyor. Acil şifalar diliyoruz. Ziyaret edenler durumunun iyiye gittiğini söylüyor. İnşallah böyledir ve bir an evvel sağlığına e, kavuşur. Görevinin başına döner Muhittin Böcek. 63.8 ile beğeni de zirve Muhittin Böcek. Onu İzmir ve Erzurum takip ediyor. Onları da dördüncü sırada Kahramanmaraş izliyor. 30 büyük şehir belediyesi içerisinde beğeni oranı işte 57-58 olan yüzde olarak Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Maraş, Konya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş Avrasya Araştırma. Kararsızlar dağıtılınca 30 büyük şehir ortalaması olup Türkiye genelini temsil etmez diyor. 30 büyük şehirde yapılan kararsızlar dağıtılınca anketi bu. 37.6 AKP, 32.6 CHP. HDP, İyi Parti, MHP ve diğer bütün partiler barajın altında görünüyor efendim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 hasta ve ölüm sayılarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Hayır inanmıyorum 70.5 metropol araştırmada 60'ın üstündeydi ve bu rakam gittikçe artıyor artık e, kaybedilmiş bir e, güven var ne Sağlık Bakanı'nın sözleri ne de Sağlık Bakanlığı'nın verileri e, başta tıp camiası olmak üzere tabipler olmak üzere hastane çalışanları olmak üzere hiç kimse tarafından inandırıcı bulunmuyor. Bu vatandaşlar için de geçerli ama şunu söyleyeyim... E, söyleyemiyorlar, ifade edemiyorlar yani. Çünkü bu noktada düşüncelerini ifade etmek devlet düşmanlığı olarak değerlendirilip hemen şeytanlaştırılıyorlar insanlar korkuyor. Evet. Bugün gazetelerde dikkat çeken haberlerden bana göre en dikkat çekici olanı gıda sahtekarları gibi hür Hürriyet'in iç sayfası daha geniş ve detaylı görmüş. Yani dönerden lahmacuna, içeceklerden e, bala, e, ne bileyim suca, e, et ürünlerine falan varıncaya kadar çaya, çaya boya katmışlar yahu. <laughs> Tarım-Orman Bakanlığı 91 firmaya ait 113 taklit ve taşişli ürünü tek tek açıkladı diyor. Yani içine bir şeyler karıştırılmış ürün demek taşiş. Evet. Dönere at eti karıştırdılar, lahmacun'a böbrek eti koydular, çayı boyayla kararttılar. Ya ben İngiltere'de yaşıyorum, beşinci senem böyle bir haber hiç görmedim. Ada basınında. Belki çıkmıştır da hiç görmedim. Çünkü böyle bir şeyi yani marketlerde falan satmayı veya işte böyle bir sahte et falan satmayı neyse e, kimse düşünmez, e, düşünemez de bir kere ekonomik değil. Çünkü et çok ucuz. Yani et o kadar ucuz ki tavuk eti şey yani zaten İngiltere kendi kendine yeten bir ülke o anlamda. Et ve süt ürünlerinde özellikle. Son derece ucuz. Sebzeden daha ucuz. Et işte efendim tavuk, balık çok ucuz. Yani onun yerine at eti kesip şey yapmayı kimse düşünmez. Çünkü daha pahalıya gelir belki yani at etini nereden bulacaksın falan her neyse çok ucuz ve sağlıklı gıda standartları ona göre biri herhangi bir gıdayla oynasa veya saht, sahte bir şey karıştırsa öyle bir başı belaya girer ki kafayı kaldıramaz. Bu firmalara ne yapacaklar bilmiyorum yani. Ceza verip geçecekler mi, başka bir şey mi? Bilmiyorum. Mesela bir de hani böyle markalı ürün falan filan derler ya. Şimdi arıcılık ürünlerinde bal kaşık diye bir firma Süzme çiçek balı üretiyormuş. Yani bunda da e, taşiş tespit etmişler. İşte. Glikoz mu karıştırmış artık, şeker mi karıştırmış, ne karıştırmışsa. Bal bal değil yani süzme çiçek bal. Hani diyorsunuz ya yani, markalı ürünler tüketin falan filan. Merdiven altı üretim. İşte bu bal kaşığın süzme çiçek balı. Sahte çıkan bal. Nerede satılıyor? BİM'de satılıyor. Süzme çiçek balı, yüksek kalite düşük fiyat. Düşük fiyatı anlıyoruz da düşük fiyat olabilmesi için o kaliteden fedakarlık edilmesi ve şartçılık girmesi gerekiyor işin içerisine. Bakanlık ifşa etti Karali'nin Carrefour filiz çayı hileli çıktı. Bir de bu gazetelerde bunlardan bahsetmiyorlar. Esasen bunlardan bahsetmeleri lazım. İşte efendim bak böyle bir balt kaşık diye bir bal var. Bim'de satılıyor. Buna ceza kesildi falan. Habere bakıyorsunuz bu yok. Sadece işte 91 firmaya ait, 113 filan üründe böyle bir şey oldu. Koysana şunu. Koysana bunu. Carrefour'un Filiz çayı ya. Karali firması üretiyormuş. Boya bulmuşlar içinde. Carrefour'a gidiyorsunuz. Çay alıyorsunuz güvenle. Carrefour markası adı altında. Çay işte üstünde de Carrefour yazıyor. Ama üreten üreten Karali firması. Boyalı çay satıyor size. Kim bilir diğer firmalarda hangi markalarla hangi markalar altında üretim yapıyorlar. Sonra da şey diyor ki eee Tarım Orman Bakanlığı. Şikayet edin bize. Ya adam çayına boya karıştırılıp öyle satıldığını nasıl şey yapacak? Arab, laboratuvar mı var analiz edecek? Sucuğunda at eti olduğunu nasıl anlayacak? Laboratuvar mı var analiz edecek? Ben kokusundan şüphelendim bu at eti olabilir mi diyecek yani. Sen denet diyeceksin. Şikayet edin. Herkesin evinde laboratuvar var da analize tabi tutacak balın gerçekliğini öbürünün berikinin şeyini. Neyse biz Covid-19 gündemine dönelim. DSO yani Dünya Sağlık Örgütü yine korkuttu. Covid-19 son salgın olmayacak diyor. Hazırlıklı olmalıyız bu korku tellallığı değil bir eylem çağrısı. Başka virüsler, başka salgınlar acaba yola çıktı, geliyor mu veya böyle riskler var mı? Açık etmemişler ama son salgın olmayacak. Korkuttu yani korkutuyor evet yani böyle izole bir yaşam, maskeli bir yaşam, siperlikli bir yaşam, tedirgin bir hayat bundan sonraki dünya açısından son derece, dünya zaten yeterince çekilmez de çekilmezliğini katlıyor yani. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ki şu ara en popüler e, bilim adamı. Şimdi işimiz daha zor. Salgın artık tüm Türkiye'ye yayıldı demiş. 125 bin virüslü bomba aramızda. Karantinada olması gereken diyor. 10-18 yaş arasına dikkat. Onların davranışlarını kontrol etmek çok zor. Bulaştıracak riskli faaliyetlerin içinde bulunuyorlar ve genellikle de alıp evlerine getiriyorlar. Çeşitli gazetelerden Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın açıklamalarını getirdim. Yine yeni, yeni mesajdan devam edelim. Zatürre aşısı herkese önerilmez demiş. Doçent Doktor Elif Hakko. Hem COVID-19'dan korumaz hem de COVID-19'un zatürreye sebep olmasını önlemez. Pneumokok aşısı herkese önerilmez. Pneumokok aşısı 65 yaş üstü için geçerlidir. 2-65 yaş arası kişilerde ise kronik hastalık varsa önerilir demiş. Evet bir de bu tür görseller dolaşıma girdi sağlık çalışanlarının. Bizi görseler astronot gibi gezerler başlıklarıyla. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Profesör Murat Yılmaz ter içinde kalmış haliyle bizim bu şartlarımızı görmüş olsalardı bırakın maske takmayı sokakta astronot gibi gezerlerdi demiş. Genç vaka sayısı alarm veriyor. Bu tere saygı duyun. Covid hastaları için mücadele eden sağlıkçılarımız koruyucu kıyafetler sebebiyle kan ter içinde kalıp Ağrılar çekiyor demiş. Gazete Pencere'nin haberi ki bu habere katılmıyorum. Yılbaşına kadar aşı kesin gibi. Ne oldu yani bir laboratuvarda falan ahbabınız mı var? Ya da bir e, hükümet üst düzey yetkilisi bir müjde aldı da sizinle mi paylaştı? Bu ikisi de yok. Böyle bir şey de yok. Böyle bir başlık da atılmaz. E, Politikacılar böyle konuşuyorlar ama onların oy kaygısı var, üfürmek zorunda. Ama gazetecinin üfürme hürriyeti yok. Yılbaşına kadar aşının kesin olduğunu nereden, neye dayanarak söylüyorsunuz? Ve böyle bir başlığı atıyorsunuz. Gerek yok bunlara yani. Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz. Evrensel'in başlığı. Artan vaka can kayıplarına dikkat çekmek için Siyah kurdele takan doktor ve sağlıkçılar iktidara seslenmiş. Salgın yönetimi kaygı verici demişler. Tsunami geliyor diyor. Ankara Tabi Odası eski başkanı Profesör Vedat Bulut. Tatil dönüşleri başladı, okullar açılıyor, hastaneler tıkandı, büyük dalga çok can alacak. Bu da korkusuzun manşetiydi. Görüyorsunuz bütün gazeteler artık bu işe dönmüş durumda. Milliyetin manşeti. Toplumun kural tanımazlığı yüzünden salgının şiddeti dinmiyor. Sağlık çalışanları feryat ediyor. Tükendik. İstanbul'da ikinci dalga. O da yanlış. Birinci dalga bitmedi ki ikinci dalga başlasın. Birinci dalga hala devam ediyor. Ekonomiye geçelim. Dünya rant gelirinin tümü devletin demiş. Taşınmazlardan iteliğin değişmesi ve imar değişikliğiyle oluşan değer artışından sahipleri pay alamayacak. Düzenlemeden düzenlemeye haber yapmış. Bu haberi bu şekilde gördüğünüzde, "Aa normal bir şeymiş falan" gibi algılıyorsunuz ama bir gün manşetten bunu biraz detaylandırmış. Şöyle ki efendim. Ranta vize felakete davet. Kentlerde değer artış vergisi karşılığı plansızlık ve rant kapıları aralanıyor. Uzmanlara göre bu yeni felaketlere davetiye çıkarır yeni yönetmeliğe değer artış vergisinden daha yüksek kazancın ortaya çıkacağı ve sorunlu kentlerde plansız yapılaşmayı artıracağı gerekçesiyle itiraz ediyormuş uzmanlar. Kamu yararı aranmaksızın değer artış vergisini yatıranın istediği gibi plan değişikliği yapabildiği plansız parçacıl bir süreç yasallaştırılmaktadır diyor Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri. Bu iktidar bir şey yapıyorsa bu halk yararına, kamu yararına değildir. Kendi kesesi yararınadır. Her düzenlemeyi böyle okuyun. Keşke yanılsak ama 7-8 senedir bu konuda hiç yanılmadık. Bu neviden yapılan bütün düzenlemeler iktidar ve yandaşlarını zengin etme düzenlemeleridir. Kamu yararı yoktur efendim. İşte işte bir haber daha Cumhuriyet'ten. 46 millet bahçesi 1.6 milyarı yuttu. İktidarın bahçelere harcadığı para dudak uçuklattı. 126 proje daha sıradaymış. Hani siz çayınızı içeceksiniz, çaylar kekler bizden. Keklendiniz yani. Keklendiniz ey millet. Yolsuzluk için, hortum için, soygun için projeye ihtiyaç var. Böyle projeler icat edip, size işte çay kek bedava millet bahçesi falan falan deyip milyarları yandaşlar üzerinden kendi ceplerine indiriyorlar. Çayla kekle de sizi uyutuyorlar. Eğer gidip çay içen veya yanında kek alan varsa o da el kaldırsın bilemiyorum yani. Milli Gazete Manşet, Borç Batağı. Ekonomik darboğaza çare olarak vatandaşa da özel sektöre de kredileri işaret eden anlayış sonucu ülkede herkes büyük bir borç batağında. İşte boğulan bir insan fotoğrafıyla boğuluyoruz demiş esasen. Son bir yılda bireysel kredi borcu borçluları 2.1 milyon kişi artarak 34 milyona yaklaştı diyor. Borçlu bir ülke. Moody's son olarak 13 bankanın kredi notlarını indirdi. Görünüm negatif. Türk ekonomisine bir darbe daha. Dış güçler. O arada 1 milyar 370 milyon liralık ihalede Mehmet Cengiz'e gitti. Cengiz Rize İyidere Lojistik Limanı ihalesinden iki gün önce de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl düzenlediği en büyük ihalelerden biri olan 953 milyon liralık ihaleyi kazanmıştı. İhaleyi kazandığı falan yok yani. Direkt işleri alıyor ki Mehmet Cengiz şu resimde görülen şahıs Erdoğan'ın muhtemelidir. Erdoğan'dan maaşlıdır. Şirket Erdoğan'ındır. Erdoğan, Erdoğan ailesinindir. Eskiden iş adamlarından büyük şehir ve sonrasındaki dönemde %5-10-20 komisyon alırlardı bu tür şeylerde. Şimdi artık direkt kendileri şirketleşmiş olarak indiriyorlar. Şirketlerin başında, başlarında görünen bu tiplere de işte huzur hakkı, maaş falan veriyorlar. Vergi borcu falan çıkınca da derhal affediyorlar ki başı belaya girmesin diye. Esasen kazandıkları para kendi paraları yani 1 milyar 370 milyonluk ihalede 953 milyonluk ihalede toplayın 2,5 milyar TL'ye yakın ihale almış Erdoğan son birkaç gün içerisinde. Ona da huzur hakkı şey yapıyor maaşını ödüyor görüntüde patron Mehmet Cengiz ya ondan dolayı vergi borcu falan çıkarsa da anında affediyor. Bütün muafiyetler falan da buna. Hatırlayın yani Artvin Cerat Tepede bir hadise vardı ve işte ondan dolayı bir direniş falan olmuştu falan. Devletin jandarması, polisi falan falan orada önlem almıştı yani düşünün yani. Niye Erdoğan'ın şirketi çünkü. <laughs> ondan dolayı zaten Cerat Cerat Tepede Polis, jandarma neyse polisin görev alanında, polis jandarmanın görev alanında jandarma devreye girmiş. Bölge mahkemeleri derhal kararlar çıkartmıştı. Niye? E Cengiz Erdoğan da o işte ondan dolayı. Soylu'nun AYM başkanına yönelik çıkışına muhalefetten tepki. O sözler görev suçu. Allah İçişleri Bakanı suç işleri ve yakalandı derhal hakkında işlem yapılsın. Evet bu kadar zamandır açık vermiyordu Süleyman Soylu. Nihayet açık verdi ve suçüstü yakalandı. Muhalefette hemen yakalanmış olayı. İyi Partili Özda CHP'li Kaboğlu. Tamam mahkemeler zaten böyle bir şey bekliyordu. İçişleri Bakanı'nın başı belaya gelecek. <laughs> ne yapayım yani? Al bir tane daha. AYM üyesi. Yıldırım'dan Bakan Soylu'ya madde 138'li yanıt kimse hakimlere talimat veremez. İşte böyle bisikletli bir fotoğrafını koymuş arkadaş. Bisiklete binerken çekilmiş fotoğraflarını bisiklet maceram falan diye de paylaşmış falan. Sevsinler. Son 6 yıldır, 7 yıldır bütün hak ihlallerinin, bütün hukuksuzluklarının sen ve o mahkemenin üyesi diğerleri ortağısınız elinize kan bulaştı. Bırak yargıçlığı falan. Dört küsür senedir iki tane arkadaşınızı aldılar. 15 Temmuz'dan sonra sorgusu sualsiz hücrede tutuyorlar. İki anayasa mahkemesi üyesini gıkınızı çıkartmadınız. Sonra kimse hakimlere talimat veremez. Sözcü de utanmadan başla, başla manşete çekiyor bunu. <laughs> Tükürülürdü yüzünüze ama Ayıp olur şimdi yayındayız. Gizli tanık adalete atılan sis bombası. Yeni yaşam avukat Ercan Kanar. Gizli tanıklık var mahkemelerde. Batıda da var, Anglo-Sakson hukukunda da var, Avrupa Birliği devletlerinde de var yani. Çünkü bir tanık bir kişinin tanıklığı mühim davalarda can güvenliği filan da söz konusuysa ismi saklanabilir, kendi saklanabilir, mahkemede dinlenirken görüntüsü kendisi gösterilmez, sesi bile değiştirilebilir vesaire bu var. Fakat Türkiye'de bu işin uygulanma biçimi yani gizli tanık ifadeleriyle tam bir adam asmacı oynanması. Sonra da evlere şenlik o tanıkların ortadan kaybolması, mahkemeye gelmemesi, Sonrasında ifadeleri değiş, ifadelerini değiştirmeleri. Ve o gizli tanıkların tırnak içinde söylüyorum üretilmiş tanıklar bunlar yani. Adalet sisteminin, yargı sisteminin ürettiği tanıklar. O tanıkların tanıklıkları da tanıklıklıkları da yok. Mahkemeye de gelmiyorlar, ifadelerini de değiştiriyorlar falan filan kaybolmuşlar. Buna rağmen ilk ifadeleriyle hukuk Yukuk demeyeceğim de yargı işlem yapmaya devam ediyor. Bir garapette bu. Ortada artık tanık yok, ortada iddia yok, uçmuş ya da değiştirmiş adam ifadesini, adam kadın gizli tanık kimse. Zaten böyle isimler de olmayabilir. Yani pek çok yerde böyle bir ismin olmadığı da görülüyor. AKP yargısının saray yargısının uydurma şeyleri yani. Abdullah Ademoğlu diyor, Abu kıl Kılkuyruk diyor, birini işte gizli tanık olarak yazıyor, işte onunla işlem yapıyor. İfadeyi de eline tutuşturuyor veya kendisi işte ekliyor dosyaya falan. işler böyle yürüyor yani. Siyasete geçelim. Sıcak temas demiş Aydınlık Gazetesi. Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu bir araya gelince. Hatırlayalım de tabii çok rahatsızlar. Yani bir dakika ya ne oluyoruz falan. Muhalefet bir araya mı geliyor falan gibi bir şey var. Zaten bak İsmet Öztürk de düğmeye mi basıldı diye bir yazı yazmış. Doğu Perinçek'in aydınlıkı telaşlanmış. Aklıma şey geldi. Beş sene önce bu vakitlerde değil de beş sene önce Haziran ayında bu ikisi <laughs> koalisyon görüşmesi yapıyordu. Bu iki siyasetçi. Hey be. CHP, AKP, AKP, CHP koalisyonu kuruluyordu. İstikşafi görüşmeler, müzakereler. 2015, 7 Haziran sonrası hatırlayın. Sonra Erdoğan darman duman etmişti görüşmeleri de. Zaten esasen o görüşmeler de yalandı. Sonra ülkeyi tekrar seçime götürmüşler. Geçici hükümet bilmem ne. Arada da bir sürü kan dökülmüştü. Şimdi gene bir araya gelmişlerdir. Biz nerede ne halt ettik diye acaba konuşmuşlar mıdır? Bilmiyorum. Anayasa hukuku profesörü Süheyl Batum demiş ki iki kez seçilen Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilebilmesi prensip olarak mümkün değil. O oldu canım. O zaman tekrar hatırlatırsın. Vahap Coşkun Türkiye'de demokrasi muhalefetin ideolojisidir. Bu Vahap Coşkun ve onun gibiler 2013-2018 arasında rejime güzel koltuk değnekliği yaptılar. Şimdi baktılar AKP döneminin sonu geliyor. Baktılar yani biz de buradan kendimizi ayırtıralım bir itibarımız var falan. Neyse artık o itibar. Böyle az değiştirdiler. Ama onlara o günkü pozisyonlarını hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu da Gazi tartışması. Atili, Atilla İlhan asla Atatürk demezdi. Asla Atatürk demeyen Atilla İlhan'ı o gün o günlerde kanalında çıkaran Tuncay Özkan hüykürüyor şu anda falan. <laughs> ya Atatürk Atatürk'tür yani. Mustafa Kemal de dese olur, Gazi dese de olur insanlar, Gazi Mustafa Kemal de dese olur. Hepsi olur. İşte bir tanesi gene böyle Canan Kaftancıoğlu'na çemkirmiş. Mehmet Ali Çelebi eski milletvekili şeyde. Mustafa Kemal'in askerleri izlemiş. Niye Atatürk'ün askerleri izlemiyorsun? Kafiye tutmadığı için mi? Ya neyse ne yani? Tuhaf. Hürriyet Suna hayatını kaybettiği haberini basarken bile arkada Atatürk'lü fotoğrafını kullanma. Yani her şey buna çalışıyor artık. Düşünebiliyor musunuz? Yani seçtiği fotoğraf bile Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı Hürriyet'in haberi veriş biçiminde. Evet. Her neyse. Bu, fazla, bu tartışmaya hani diyorlar ya melekler kanatlı mı kanatsız mı o tartışmaya döndü. Kesinlikle öyle. Dış güçler harekete geçti bizimkiler uyuyor haberdarın manşeti. Konu Uygur Türkleri olunca derin uykudalar. İktidara ortak olunca sessizliğe büründü. Bu böyledir. Ben biraz siyaset biliyorsam, çeyrek asırdır gazetecilik yapıyorsam, muhalefette demokrattırlar, muhalefette hakperesttirler, insan hakkı gözetirler, iktidara geldiklerinde hepsini unuturlar. Fakat enteresan bir propaganda da yürüyor. Doğan şey Demirören haber ajansı geçmiş işte bir haber. Fakat burada diyor ki haberin ne olduğunun önemi yok. Yunan milletvekili filan filan Yunan işgali altındaki Meis adasına ilişkin itirafta bulunarak bu haberi aynen sabah milliyet falan gibi unsurlar da almış. Ya Yunan işgali altındaki Meis adası diye haber geçiyorsunuz siz ajans olarak. Ve bunu diğer gazeteler veya yayın organları da Milliyet Sabah hepsi aynen aynı kelimelerle alıyorlar. Meis Adası Yunanistan'ın adası ya. Yani ne demek Yunan işgali altındaki? Eğer Yunanistan e, Türkiye'nin adası Meis'i işgal ettiyse çık bayrağını dik oraya o zaman. Bu geliyor akla. Kardak kayalıklarında Türk ve Yunan bayrakları. Hey gidi günler. İki tane kayalık. <laughs> Üzerinde hiçbir canlı olmayan yani hayvan bile yok. Böyle iki ülke arasında kriz olmuştu. Çiller başbakandı. O bayrak inecek, o asker gidecek diye seçim propagandası yapmıştı Çiller. Hey gidi günler. Bu da Yunan Dışişleri Bakanı e, İsmail Cem. Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem böyle Sirtaki Zeybek karşılıklı. Hey gidi günler. 20-25 sene öncesi bakın İsmail Cem de sağda alkışlarken görülüyor. Papandreou'yu. Papandreou demişken gene onun eski başbakan Papandırıyor da Davos sürecinden sonra Özal'la Papandreou bir yemekte beraberler. Şimdi tabii bu fotoğraflardan artık eser yok. Bu fotoğraflardan artık eser kalmadı. Dış politikada bir U dönüşü daha. Evet. Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek demişken Oruç Reis bakıma alındı. Evet bir süre bakımda kalacak. Aylık bakımda diyorlar ama herhalde birkaç hafta bakımda kalacak öyle görülüyor. Evet böyleyken böyle durumlar sevgili seyirciler. Bir yayın daha böylelikle noktalıyoruz. Yarın gene benzer yakın saatlerde buluşmak umuduyla. Bakalım çarşambadan perşembeye gündem nasıl evrilecek? Merak etmiyorum, tahmin ediyorum sadece. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim.